Dublin'deki ve İstanbul'daki çalışma hayatını karşılaştırdığında böyle hangi farklılıkları görüyorsun? Şöyle Başak, farklılıklar yani hem negatif hem pozitif, yani negatif pozitif de demeyelim ama öyle adlandıralım. Hani negatif ve pozitif anlamda şeyler var. Şöyle ki Türkiye'de çalışırken önce şunu söyleyeyim. Burada şu farklı. Burada hata yapabiliyorsunuz. Yani benim onu fark ettim burada çalışmaya başladıktan sonra. Hata yapma lüksünüz var. Türkiye'de okul döneminden beri bu böyleydi bence. Hani sadece iş hayatı da değil. Türkiye'de hata yapmaktan korkuyoruz biz. Yani hatalarımızdan bir şeyler öğrenmek bir lüks yani Türkiye'de. Ama burada hata yaptığınız zaman o hatayı tekrar etmediğiniz sürece tabii ki hatalarınız sizin için bir artı bile olabilir. Oradan bir çıkarımınız ve kendinizi geliştirdiğinizi göstermeniz bir artı bile olabilir. Veya projelerde birinin bir hatası varsa ve onun üzerinden bir konu gelişmişse kimse bunu yargılamıyor. Yani direkt biz o hata üzerinden gelişmiş konuyu tartışıp bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Çözüm odaklıyız. Daha pozitif ve çözüm odaklı bir yaklaşım var burada. Bu çok önemli. Özellikle danışmanlıkta bu çok önemli. Ne farklı? İşte Türkiye'de de şöyle bir durum var. Bir de Türkiye'deki durumda da yine hatalarımız vardı tabii ama orada da bizim şöyle bir yaklaşımımız vardı. Hatalarımız olsa da kimi zaman kabul edilmezdi tabii bu hataları ama birliğimiz daha fazlaydı. Yani daha fazla tartışırdık örneğin. Daha fazla kendimizi harap hitap ederdik. Burada öyle değil. Burada kişinin kendi kişisel hayatı, öncelikleri her zaman herkesin saygı duyduğu bir şey. Yani siz eğer atıyorum bir proje çok yoğundur ama bir planınız vardır, izin alacaksınızdır, almışsınızdır ya da bir iki hafta sonrası için. Kesinlikle hiç kimse size o izninizle ilgili bir yorum bile yapmaz. Yani bu Türkiye'de mesela genellikle bazen zor olabiliyor. Yani projenin durumuna göre değiştirmeniz gerekebiliyordu. Bu şekilde kişisel hayata saygı daha fazla. Hata yapma özgürlüğümüz var daha fazla burada. Ve bir de şöyle bir durum var. Benim yani İrlanda'ya özel bir durum olabilir. Pazar farkı var ve müşteri farkı var. Türkiye'deki ortam çok stresli bir ortam ve çok hızlı değişen bir ortam. Bundan dolayı insanlar daha stresli. Müşteriler de, çalışma arkadaşlarınız da, yöneticileriniz de çok ama çok stresliler ve bu çok anlaşılabilir bir durum. Burada da özellikle İrlanda'da tam tersi. Yani ortam, yani gazete sayfalarından bile farkı görebilirsiniz. Yani daha stabil, daha sakin, insanların stres seviyesi daha düşük. Bu da tabii işte yani benim gibi çok stresli ve böyle yoğun bir ortamdan gelmiş biri için çok kolaylık oluyor. Hani benim için azıcık onlar streslendiğinde bile ben daha rahat karşılayabiliyorum bunu hala. Hala o içimdeki o Türklük durumu şey değil yani ölmüş değil. İş hayatında bana bu bir kolaylık sağlıyor. Bu şekilde anlatabilirim yani aradaki farkları.